Selamlar efendim, hoş geldiniz. Havalarımız biraz soğudu değil mi? Bugün İstanbul bayağı bir üşütüyordu. Sırta bayağı kalınca bir şeyler istedi. Şimdi sıcaklık artıyor mu? Artıyor ama cumartesi 2 derece. Pazarı bir 2-3 derece daha, toplamda 4-5 derece bugünle pazar arasında sıcaklık fark edecek. İşte 10 dereceden, 11 dereceden, 15 derece, 16 dereceye çıkacak. Şimdi bu İstanbul ama Marmara'nın geneli böyle. Ama Karadeniz iç bölgeler öyle değil. Şimdi sistem soğuğu getirdi. Marmara'dan İç Anadolu Karadeniz'e, oradan doğuya ilerleyip sınırlarımızın dışına çıkacak. Sıcaklık simülasyonumuzda bunu çok net göreceksiniz ve nereden geldiğini de göreceksiniz. Sibirya tarafından geliyor. Şimdi siz videoyu, filmi izlemeden önce ben size filmin sonunu söyleyeyim dedim. Şimdi bakın, havaların ayrıntısına geçeceğiz ama Ekim ayının bilançosu çıktı. Kasım'ın ortalarını geçtik, Ekim ayının bilançosu çıktı ve efendim Ekim ayı tüm zamanların en sıcak 4. Ekim ayı oldu. Yani 1. 2. değil diyebilirsiniz. 150 yıl, 200 yıl içerisinde baktığımızda 4. olmak da gayet yüksek bir değer. Bu bir. İkincisi, şimdi her zaman 1. 2. sırada geçmez ve 3. 4. 5. sıraya sıcaklık bakımından o ay indiğinde de hani havalar biraz toparlanıyor anlamına da gelmiyor. Neden? Bir örnek. Hep anlatıyoruz. Buzulların erimesi bizdeki orta enlemlerdeki kar, kış, kıyamet durumlarını bazen tetikleyebiliyor, etkileyebiliyor. Nasıl oluyor? Şimdi düşünün, kutuplar. Sibirya tarafı ısındı. Sibirya demeyelim, kutuplar diyelim. Kutuplar ısındı, buzullar erimeye başladı. Ama aynı zamanda yalnızca kutuplar ısınmıyor. Oradaki jet akımları da gevşiyor. Jet akımları gevşediğinde bir sert jet akımı düşünün. Şöyle düşünün, etrafında hızlı bir şekilde dönüyor. Burası kutuplar ve hızlı bir şekilde dönüyor. Dönerken dalga çok fazla olur mu? Bir teli gerdiğinizde ya da bir lastiği gerdiğinizde mi dalga daha fazla olur, yoksa gevşettiğinizde mi daha fazla dalga olur? Burada da öyle. Jet akımları sert bir şekilde ve hızlı bir şekilde dönüyor. Hava ısındığında bu jet akımları da gevşiyor, yavaşlıyor. Gevşediğinde dalgalar büyüyor. Dalga büyüdüğünde bu sefer kutuplardaki soğuk hava orta enlemlere inebiliyor. Bizde kar yağıyor, biz diyoruz ki havalar soğudu. Hayır, kutuplar ısındı. Bunun gibi arada böyle işte Ekim ayının yaşadığı gibi 4. olması her şeyin yoluna girmeye başladı. Bir miktar 1. 2.likten 3. 4. yarın öbür günde belki 8. 10.ya ineriz diye bir mantık çıkmıyor maalesef. Böyle bir mantık da yürümüyor. O nedenle dünyanın ısınması bazen böyle sonuçlar. Arada böyle La Niña'nın daha sıklaşmasını, El Niño'nun daha da sıklaşmasını ortaya çıkartabiliyor. Bu da bazen hızlı ısınma, hızlı soğumaları. Yani La Niña sıklıkla dünyayı bir soğutma eğilimine girer, El Niño ısıtma eğilimine girer. Bu dalgalar orada da büyüyebiliyor. O nedenle işte böyle 4. sırada çıkabiliyor. Yani bu maalesef işlerimizi, keşke onu diyebilsek ama işlerin yoluna girdiği sonucu çıkamıyor burada. Şimdi ne yapalım? Bir bakalım mı hafta sonuna gelişti, durumumuz nasıl? Şöyle bir baktık. Avrupa üzerinde bulunan kocaman bir yüksek basınç alanı var. O yüksek basınç alanı bize doğru geliyor mu? Bize giriş yapmıyor. Kuzeydeki alçak basınç ne yapıyor? O gri gibi, lila gibi görünen renk bize giriş yapıyor mu? Hayır. Dolayısıyla bize ciddi bir değişim yok. Dünyayı çevirdik, Türkiye'ye yaklaşık, bizde de işte yüksek basınç ağırlıklı olmak üzere ciddi bir renk değişimi modelimizin vereceği çapta bir yüksek basınç yok. O nedenle arada böyle yağmurlarımız geldi, gitti. Yağışa baktık. Avrupa üzerindeki yüksek basınç gördüğünüz gibi yağışı engelliyor. Ya Avrupa'nın büyük kısmı yağışsız. Dünyayı çevirdik, baktık. Biz de Marmara'da, Karadeniz'de, iç bölgelerde o sıcaklık azalışına, sert sıcaklık düşüşüne, aslında sert de demek doğru değil, 2-3 dereceli kısıtlıydı ama indiği yer düşük bir sıcaklıktı. O nedenle üşüttüğü için biz sert diyoruz. Aslında düşüş sert değil, indiği yerde hava bayağı bir üşüttü ki normallerinde 4 derece kadar altına inmiştik. Yağışlar önümüzdeki günlerde ne oluyor? Güneydoğu'da var yarın, Doğu Anadolu'da var, Doğu Karadeniz'de var, Orta ve Doğu Karadeniz'de. Orta ve Batı bölgelerin büyük kısmından yağış ayrılıyor. Marmara'da da vardı, işte İstanbul ıslanmıştı. Şimdi gelelim, bakın sıcaklığa, bakın ilk kareyle duruyoruz, ilk karede durduk. Görüyor musunuz? Marmara'ya uzanan, Balkanlara uzanan sistem nereden geliyor? Sibirya üzerinden. Hareket etmeye başladık, sistem doğuya doğru ilerliyor ve bizdeki soğukla beraber Sibirya'daki soğuklar doğuya doğru gidiyor. Ama bu sefer yeni bir
Arktik bölgeden gelen soğuk hava İngiltere, İskandinav Yarımadası, Hollanda, Danimarka, Almanya'nın kuzeyi, Fransa'nın kuzeyine etkisini almaya başlıyor. Görüyor musunuz? Bakın hangi saatte duralım? 21 Kasım saat 9.10 suları. İşte Kuzey Avrupa soğuyor. Dünyayı çevirdik. Bakın ilk kareyle beraber Marmara bugün yaşadığı soğuk işte bu. Maviyi görüyorsunuz. Şimdi bu yavaş yavaş doğuya doğru gidiyor ve oradan Karadeniz'e de yani doğuya giderken aslında tam Doğu Anadolu'ya doğru gitmiyor. Böyle Karadeniz'den işte Gürcistan tarafına doğru ilerliyor ve soğuk yavaş yavaş batıdan ayrılıyor. İç Anadolu'da doğusunda biraz soğuk devam edecek arkasından gelen günlerde de pazar günü de. Ama dediğimiz gibi yavaş yavaş önce batıda başlıyor ısınma sonra da iç bölgelerden doğuya ilerleyecek şekilde. Şimdi bir sonraki yağışı ne zaman alacağız dedik? Ayın 23-24'ünde önce batıda sonra orta ve doğu bölgelerde. Ay sonuna ilerlerken ayın 28-29-30'u daha çok 29-30'unda sıcaklıklar bayağı bir yükseliyor. Hani baharı Ege'de Akdeniz'de zorlayabilecek böyle 23-25'lere kadar çıkabilecek gibi bir görüntü var. Arkasından aralığın ilk 1-2 gününü geçirdikten sonra yine bir soğuk dalga görünüyor. Bakalım takipteyiz. Zaten her gün buluşuyoruz. Detayları konuşuruz. Böyle arkadaşlar. Yine görüşelim. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın diye hatırlatıyoruz her seferinde. Sonra ne yapıyoruz? Önümüzdeki birkaç güne bakıyoruz. Şehir şehir. Sonra geçelim. Meraklısına simülasyonlarımızı bırakalım. Önce yağış sonra sıcaklık detayları görelim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.